Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Aralık 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, 2022 yılını tamamlıyoruz. Yılın son ayındayız. Bakalım bu ayın konu başlıklarında neler var? İkizler burcunda bir dolunay yaşayacağız. Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Mars retrosunu devam ettiriyor. Bunun yanı sıra Merkür de bu ay gerilemeye başlayacak ve Jüpiter bu ay itibariyle burcunuza tekrar geliyor ve Mayıs ayına kadar da hızlı bir şekilde burcunuzda ilerleyecek. Evet, detaylara bakalım. Güneş 22 Aralık'a kadar Yay burcunda parlayacak ve 8 Aralık'ta 15 derece İkizler burcunda dolunay meydana geliyor. Dolunay Mars'la birleştiği için enerjisi güçlü, bir o kadar da stresli ve huzursuz edici bir dolunay olabilir. Sevgili koçlar, biliyorsunuz gezegeniniz Mars İkizler burcunda geriliyor ve bu dolunayda Ay'la tam kavuşum yapacak. Güneş'e karşıt açıda, dolayısıyla Mars dünyaya en yakın pozisyonunda olacak. Üstelik sınır dışı dediğimiz bir kontrolü daha zor bir pozisyonda ilerlemekte. Bu da dolunayın etkisini, stresini arttıran bir durum. Huzursuz edici durumlar ortaya çıkarabilir. Gerçekten biraz daha dikkatli olunması gereken bir dolunay döngüsü. 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası çok önemlidir. 8 Aralık'ta olacak dolunay. 5-12 Aralık arasında etkilerini çok yoğun gösterebilir. Kasım ayında, biliyorsunuz, 8 Kasım'da bir tutulma yaşadık, ay tutulması. O zaman da konuşmuştuk. Bu tutulmanın etkilerini sadece Kasım ayıyla sınırlı tutmayın. Bu en azından birkaç ay devam edecek bir etkidir. Ve özellikle Aralık ayı, yani bir ay sonraki 8 Aralık dönemindeki dolunayla beraber tutulma tesirleri de kendine çok hızlı gösterebilir demiştik. Evet, böyle bir dolunaydan bahsediyoruz. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa, ikizler, yay, balık ya da başak burçlarının 15 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, bu dolunay sizin için biraz daha zorlayıcı olabilir. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerin öne çıktığı bir dönem. Özellikle kardeşlerle ilgili konular, akrabalar, yakın arkadaş ya da komşularınızla ilgili konular aktifleşebilir. Biraz tartışmalara açık bir zemin oluşturuyor. O yüzden her türlü ilişkide kullandığınız sözcüklere, iletişimlere dikkat edin lütfen. Tartışmalar, işte bunun yanı sıra kazalar, trafikte sorunlar, sakarlıklar oluşturabilir bu dolunay. Mars kontrolü zor bir öfkemizi kontrol etmekte zorlanabiliriz. İşte herhangi bir tartışma içerisinde söylediğimiz, ifade ettiğimiz sözcükleri düşünmeden sarf edebiliriz. Bunlar da daha fazla iletişim sorunları yaratabilir. Eğitim konuları, ticari aktiviteler, bu alanlarda bazı gecikmeler olabileceği gibi geçmişle bağlantılı konular da gündeme gelebilir. Tutulmalar genel olarak sizin için parasal akslı olduğu için, bu yani eğitimle ilgili bir masraf, ticari hayatınızda olabilecek bir parasal konularda bir belki sıkışıklık ya da beklenmedik bir durum getirebilir. Seyahatlerle ilgili belki kullandığınız araç gereçler, işte otomobiliniz arızalanabilir ya da bununla ilgili motorlu araç gereçlerinizde sıkıntılar olabilir. Bunlarla ilgili belki gündemleriniz olabilir. Özellikle kardeşlerle ilgili parasal paylaşımlar, miras olabilir. Bununla ilgili yasal süreçleriniz olabilir. Davalar, mahkemeler olabilir. Bunlarla ilgili hızlı gündemler olabilir. Bu süreç dolunay döneminde daha temkinli, daha dikkatli olmamızda fayda var sevgili koçlar. 20 Aralık'ta Jüpiter tekrar Koç burcuna geçiyor. Artık 16 Mayıs'a kadar burcunuzda ilerleyecek, retro yapmayacak. Bu da sizin için tabii ki önemli bir dönem, çünkü 12 yılda bir burcunuza geliyor Jüpiter. 16 Mayıs'a kadar sizinle olacak. Jüpiter maddi ve manevi anlamda gelişme ve büyüme fırsatları ortaya çıkarabilir sevgili koçlar. Bu sizin için daha şanslı bir dönem. Özellikle 2023'ün ilk yarısı, bu anlamda Jüpiter desteklerini alabilirsiniz. Kişisel girişimlerinizde de daha hevesli, daha cesur, daha girişken olabileceğiniz gibi bu dönemde her şey biraz daha verimli olabilir hayatınızda. Bazı sorunlarınızın iyileşmesi, problemlerin çözülmesi mümkündür. Evet, büyütücü bir gezegen.
Dolayısıyla Jüpiter değdiği noktaları büyütüyor. Biraz kilo almanız söz konusu olabilir. Özellikle yükselen koçlar için bu dönemde fiziksel anlamda kendinize, sağlığınıza, görünümünüze dikkat edin. Spor yapabilir. Aslında Jüpiter koçta fiziksel aktiviteler, spor gibi aktiviteleri destekleyecektir. Hayatınızda böyle bir düzen de getirebilirsiniz. İş konularında biraz daha kazançlarınızı arttırabilir. Yurt dışı, uluslararası konular, eğitim konularında daha şanslı bir dönemde olabilir. Daha fazla seyahat edebilirsiniz sevgili koçlar. Ve 22 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçecek. 23 Aralık'ta 1 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyor. Bu yeni ay Oğlak Burcu'nda bir stelyum da içerdiği için 10. eviniz, kariyerinizle ilgili konularda bir yenilik söz konusu. Aslında Oğlak düzen demek. Düzen yani bir işe girmek. Özellikle resmi kurumlar, büyük şirketler ya da böyle işte kamu işleri, devlet işleri gibi konularda süreçleriniz olabilir. Görüşmeleriniz olabilir, yazışmalarınız olabilir, resmi bazı işleriniz vardır ya da bir işe başlama döngünüz olabilir. Çalışıyorsanız görev tanımınızda bazı yenilikler olabilir. Toplumdaki statünüzü etkilediği için hani bu tabii sizin mevkinizde, sizin toplumdaki duruşunuzda, hani ilişkilerinizle de bağlantılı. Belki evlenmek, ayrılmak ya da iş birliği, iş ortaklıkları kurmak, taşınmak, yer değiştirmek gibi alanlarda da hani daha böyle yaşam düzeninizi etkileyebilecek bazı önemli adımlar atmanızı sağlayabilir ya da bununla ilgili işaretler verebilir. Öncü bir burç Oğlak sizin gibi. Dolayısıyla sevgili koçlar, sizin için önemli bir yeni ay bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için çok daha önemli olduğunu, çok daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Yeni ay etkileri Ocak'ın ilk haftası içerisinde de devam edecek. Ve özellikle Merkür'ün Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda olması bu dönemde otorite figürleri, belki aile içerisinde bir aile işiniz vardır. İşte aileyle ebeveynlerinizle olan bazı görüşmeler ya da düzenlemeler, bunlarla ilgili konuları da gündeminize taşıyabilir. Ve 29 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'nda gerilemeye başlayacak. Merkür 18 Ocağı kadar gerileyecek. Mars geriliyor biliyorsunuz. Merkür'ün de gerileyecek olması aslında yılın son günlerini biraz yavaşlatıyor. Bu da bize durup düşünmemiz adına, şöyle bir şeyleri gözden geçirmemiz adına fırsat verebilir. Evet, gelecekle ilgili hedefleriniz var. Belki kariyer ve iş girişimlerinizle ilgili bazı beklentileriniz var. Bununla ilgili planlar yapıyorsunuz. Belki iş kuracaksınız ya da mesleğinizle ilgili bazı adımlar atacaksınız ama işte gezegenlerin gerilemesi biraz yavaşlatabilir bu planlarınızı. Örneğin bir iş görüşmesini yaptınız, hemen sonuç gelmeyebilir. Sabırlı olmakta fayda var. Yeni yılla beraber 12 Ocak'tan itibaren Mars düzelecek. 18 Ocak'tan itibaren de Merkür düzelecek. Hani bu da bize işlerin hani bu önümüzdeki Ocak ayından itibaren düzelebileceğini, biraz da hızlanabileceğini işaret ediyor. O yüzden Aralık ayı özellikle ikinci yarısında evet planlarınızı yapın, hazırlıklarınızı yapın, görüşmelerinizi yapın ama bir şeyler hızlı gitmiyorsa ve hemen sonuç alamıyorsanız da moralinizi bozmayın. Daha temkinli olmanız, daha sağlıklı, belki sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Jüpiter artık sizinle de olacağı için bu daha şanslı başlayacağınızı söylüyor. 2023'e daha güvenli, biraz daha koruma altında bir yıla başlıyorsunuz. Bu nedenle motivasyonunuzu düşürmeyin. Her şey Ocak ayı itibariyle yoluna girebilir ve biraz daha hızlanabilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın.